Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Sevgili izleyiciler, ben her programıma besmele ile ve selamla başlarım. Böyle bazı youtuberlar gibi, bazı emlakçılar gibi. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Saçma sapan bir cümle, saçma sapan kelimeyle başlamam. Merhabalar, hiçbir anlamı yok yani. Merhabalar, merhabalar, bir şeye başlıyor. Merhabalar, merhabalar. Yani kime merhabalar? Yani ne alaka? Sözcükte hiçbir anlamı yok. Merhabaların. Böyle insanların böyle saçma sapan, içi boş sözler kullanmasından gerçekten nefret ediyorum. Biz Osmanlıyız. Biz Müslümanız. Biz Türkiye'liyiz. Ve derin bir tarihimiz, derin bir kültürümüz var. Osmanlı'da kültürümüz. Selamun aleyküm demek ağzınıza mı yapışıyor sizin? Selamun aleyküm dediğiniz zaman dudaklarınız uçuk oluyor. Diyenleri ben kınıyorum. Selamünaleyküm demek Müslümanca bir selamdır, insanca bir selamdır. Ben bu şekilde başlıyorum. Diğerlerine saygı duyuyor musun? Evet, saygı duyuyorum. İnsanların cahiliyetlerine, saçma sapan konuşmalarına saygı duyuyorum. 9900 9994 9994 metrekarelik bir tarladayız. Aracımız daha gördüğünüz gibi geldik. Dümdüz bir yer. Bak, hava bugün sıcak ve biz burada serinledik. Şöyle dönüyorum. Şimdi arazinin detaylarını sizlere göstereceğim. Arazi köye 600 metre. Balde'ye 14 kilometre. Gölene 35 kilometre. Yenici'ye 45 kilometre. Balıkesir'e 60 kilometre. Mesafede. Kaz Dağları'na da 30 kilometre mesafede. Bak, hepsini saydım. Bu mesafeleri evet tahmini olarak söyledim ama tahminlerimde %90 hep tutturum. Çünkü tahmin ediyorum %10 yanılma payı var. Yerin detaylarını sizlere göstereceğim. Bir konuya daha sizlere bahsetmek istiyorum. Artık İstanbul'da da emlak arazi ofisimiz var. Nerede? Bayrampaşa'da. Bayrampaşa Muradiye Camisi, Kosova Sokak'ta, Bayram İstanbul, Bayrampaşa, Muradiye Camisi Caddesi'nde, Kosova Caddesi'nde arazi ofisimiz var. İstanbul'da olanları buraya davet ediyorum. Haftanın belli günleri, muhtemelen cumartesi, pazar orada olacağım. Müşterilerimle, misafirlerimle, sevenlerimle, takipçilerimle, ki ben televizyon programcısıyım biliyorsunuz, televizyon programından da çok sevenlerim var. Onlar da görüşmek istiyor. Böyle bir şey yaptık. İstanbul'da bir daire satın aldık. Sonra yani bu 100 metre yakında da bir tane ofis açtık. Cumartesi pazar muhtemelen orada olacağız. Ama orada olduğumuzda size ilan edeceğim. Şimdi ofisi tuttuk, evi aldık. Altyapı çalışmaları devam ediyor diyorum. Şimdi arazinin detaylarını izliyoruz. İşte arazimiz burası arkadaşlar. Dümdüz bir yer gerçekten. Dehşet güzel bir yer. Hava dar bir yer. Altında dere var. Balıkesir, Balya. Balya'nın çok güzel bir köyünde. Yine köy ismini vermiyorum. Bakınız aracımızla geldik. Ormandan özel yolu var. Bak kesinlikle yaz kış gelebilirsiniz. Bu yol aslında resmi yol. Yani ormandaki yollar kadastro sayılmıyor. Ama orman resmi yolu. Yaz kış gelirsiniz. Burada bir ev de yapabilirsiniz. Bahçe de yapabilirsiniz. Dümdüz bir yer. Hayvancılık da yapabilirsiniz. Tarım da yapabilirsiniz. Toprağı işlerseniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama tembelseniz hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Arazimizin alt kısmına geldik. Bakınız kırmızı toprak. Arazimiz kırmızı toprak arkadaşlar. Etrafında meşe ve çam ağaçlar var. Karşısı tamamen orman. Karşısı tamamen orman. Su var mı derseniz burada her 150 metre mesafede çeşme var arkadaşlar. Aynı zamanda bu köyde gölet de var. Şimdi göleti de drone ile göstereceğim. Altında dere var bakınız. Şimdi dereye inemeyeceğim. Yani suyu 150, 200, 300 metre her yerden getirebilirsiniz. Su sorunu yok. Yerimiz burası dümdüz, havada bir yer. Biraz güneye, biraz da kuzeye cephe bir yer. Kırmızı toprak. Köyde hemen, bak karşımızda köy gözüküyor buradan ama. Sadece mezarlığını görebiliriz köyün. Drone'la havaya uçurduğumuz zaman her tarafını sizlere göstermiş olacağım.
Evet arkadaşlar, bakınız. Yerimiz burası. Güneş gelip gidiyor, bulutlu bir hava. İşte aracımıza da buraya geldik. Şimdi hanım drone'u hazırlıyor. Drone'u uçuracağız. Yerin detaylarını göstereceğim ama burada hazine arazisi var. Ormana bitişik. Bak, ormanı gösteriyorum. Evet, burası orman. Tamamen meraya bakınız. Burada kuynar ağacı var, davul ağacı var, meşe ağacı var. Ormanın içerisinde ekilip biçilmeyen, bakir kalmış bir yer burası. Evet arkadaşlar, tarlamızdan bakınız çıktık. Yola çıktık. Yolumuz burası. Dümdüz bir yol, tertemiz. Bu yol yazında, kışında bu şekilde. Zemin sağlam. Köye gidiyoruz. Köye 500-600 metre mesafede. Bakınız tıkır tıkır gidiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, işte köyümüz burası. Caminin yanına geldik. Asfalt burası. Şimdi buradan Balya'ya doğru gidiyoruz. İşte yolumuz burası. Bu yol Balya'ya gidiyor arkadaşlar. Balya'ya buradan yaklaşık 17-18 kilometre mesafede. Balıkesir'e de 60 kilometre mesafede bu tarlamız.